Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Bahadır. Hepiniz kanala hoş geldiniz. Bir taraftan araba sürüyorum, yine bir taraftan da çekim yapmaya çalışıyorum. İstanbul Ahmet'ten çıktık, istikamet Adana. Bugün 12 Haziran. Böyle ara ara videolar yapacağım ama bu seferin dönüşünde muhtemelen Adana'dan da Diyarbakır yükleyeceğiz, öyle görünüyor. Bu seferin dönüşünde bir 15-20 gün ara vereceğim işe. Ondan sonra inşallah tekrar yine sizlerle beraber olacağım dedim. O arada en azından boşluk oluşmasın baba. Ne yapıyorsunuz? İyisiniz. Umarım iyisinizdir. Günleriniz güzel geçiyordur. Çok uzun ara verdik biz şeye, YouTube'a, ama döndük abi geri. Ufak ufak şey yapacağız. Şimdi yanımızdan da bir ikiz kardeşimiz geçiyor ama zorlamasan da iyi, de böyle sıkışmasaydık ikimiz. Yollar zaten biliyor musun? Arabamızı yüklüyor. Bizim arabanın ikizi ama o frigo değil. Bir de amcam boş tabii. Şöyle yolu çekelim. Elimizde şöyle çekeceğiz üstümdeki tişört de biraz şey, kusuruma bakmayın. Ay, girme arabanın arasına. Yollar zaten. Şu aradan bir çıkalım. Şimdi ekole doğru gidiyoruz arkadaşlar. Namık Çayırova'dan çıktık. Ekolojistin garajına doğru gidiyoruz. Oradan aşağı ineceğiz. Sonra otoban bağlantı yoluna çıkacağız. Sonra otobana çıkacağız. Anadolu Otoyolu. Ondan sonra baba ver elini Adana. Tam İstanbul iyi sınırı burası. Buraları hani Gebze'li anladığım kadarıyla işte bu Pendik tarafının arasında. Ya da Tuzla mı oluyor işte bu taraftaki İstanbul ilçesi. Tuzla galiba, evet. Çayırova. İstanbul Namet diye geçiyor zaten herkesin dilinde de. Ama tam İstanbul değil. Genel olarak şuradan aşağı doğru ince, şu sol taraf ekol arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Ekolün garajı. Şimdi şuradan şöyle bir dönelim abi. Lastiklerimizi de şeye vurmadan. Ya buralarda dönüş çok dar. Bir de millet böyle enteresan bir şekilde araya dereye giriyor. O kadar tır var aslında. Bilmiyorum ama çok sıkıntılılar ya. Geçen burada bir yerde dönerken bir de şey, böyle şu karşıdan gelen şey gibi, pick-up gibi. Ford bir minibüs. Ya da pick-up işte artık, her neyse. Geldi sol tarafıma, araya girdi böyle. Sağımda da bir tane araba var. Tam sağa kollayayım derken sola bir baktım, aynasını alıyorum adamın. Son anda fark ettim yani artık. Dedik yapacak bir şey yok. Biraz aşağı doğru indirelim. Baba neyin kornasını çalıyorsun? Sen sağa dönüş açıldı. Durum bundan ibaret beyler. Siz ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Instagram'dan böyle ufak ufak paylaşımlar yapmaya başladık. Oradan da takip edebilirsiniz. ahmetbahadır.official. Yine video açıklamasında da şeyi var zaten. Genelde editleri de böyle hani yolda olduğum için telefondan yapıyorum. Hani çok profesyonel olmuyor çekimler ama artık hakkınızı helal edin baba. Olduğu kadar, en azından hiç olmamasından iyidir diye düşünüyorum. Biraz daha oturtturalım şu bayramı falan, bir geçirelim inşallah. Şimdiden hepinizin Kurban Bayramı'nı da tebrik ediyorum bu arada. Herkesin bayramı mübarek olsun baba. Mutlu, mesut, güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Kurban kesenlerin Cenab-ı Hak kurbanlarının niyetlerini kabul etsin. Biz de inşallah bir terslik olmazsa kısmetse Kurban Bayramı'nda memleketimizde olacağız. Çocuklarımızla beraber. Bayram dönüşü tekrar işimize devam. Bugün bu tarafta çok enteresan bir hava var ya. Vallahi çok enteresan bir hava var yani. Sabah çok güzel güneşliydi. Öğlenleyin böyle öğleye doğru bir bozdu abi. Bir yağmur çöktü. Ondan sonra açtı ama bu sefer de serin hava. Şimdi hava da fena değil. Bir bulanıyor, bir açılıyor gibi oluyor filan. Böyle çok enteresan durumlar var. Havada. Yani hava da bilmiyor ne yaptığını gibi sanki. Neyse arkadaşlar, şimdilik bu kadar bir giriş yeter bence. Biz çok uzatmayalım çünkü yolda polis olur. Elimizde telefon, ayaküstü ceza yemeyelim. Yine Allah, çukurdan kaçamadık. O çukura hep düşüyorum ya. Yine ben otobanda çıktıktan sonra biraz daha rahatlarız. Oralarda ufak ufak açarız. Ufak bir video yaparız yine. Hadi şimdilik Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Evet, yeniden merhabalar arkadaşlar. İzmit'i geçtik.
Sakarya'yı biraz önce Sakarya'yı Manat'tan geçtik. En önemli yer zaten benim için bu yolda İzmit. O neydi lan, bir şey dut dedi ama. Bir İzmit'i geçmek, sonrasında da bu Antalya Sapağı var. İşte Bilecik Eskişehir, Antalya istikameti. Orayı geçtikten sonra yol acayip rahatlıyor. Hele İzmit'in orada var ya, yoldalar 3 şerit ama mesela bazen oluyor böyle 3 tır yan yana. Abi bütün arabalar birbirini silme geçiyor ya. Ya milleti sollasan bir dert, sollamasan bir dert, böyle çok sıkıntılı. O Gültepe mevkii var, tam oradan aşağı inerken mesela bugün bir tane muhtemelen acemi bir kardeşim, böyle ama yeni nesil tırcılardan bir tanesi, böyle uzun saçlı küpeli falan ensel bir kardeşimdi, güzel bir insan yani, güzel bir adama benziyordu da, bir lojistik firmasının arabası, büyük bir firmanın. Abi o kadar yavaş iniyor ki aşağı doğru, hani felç etti. Kuvvetle muhtemel dedim ya, arabasının frenlerinde hani falan bir sıkıntı var, ondan hızlandırmak istemiyor ya da çok acemi, hani hızlanınca çekiniyor artık nasılsa da. Ama işte bir de böyle biri denk gelince, hadi tır neyse abi olabilir diyorsun. Adamın retarderi arızalıdır, yoktur, motor freni çalışmıyordur, hani olabilir, devamlı çalışan araba çünkü, hani arıza verebilir yolda. Ama abi yani böyle normal bir araba geliyor bazen, lan ben tırım abi 80-90 gidiyorum, ben tırım derken ben tır kullanıyorum arkadaş, adam altında canavar gibi araba var, lan 70-70 gidiyor, orta şeritten gidiyor ya da sağ en sağ şeritten gidiyor. Hani yavaş gidiyor ya, en sağ şeride geçiyor. Ya arkadaş, bu yani özellikle işte Gebze tarafları Türkiye'nin en büyük lojistik üslerinden bir tanesi. Bir sürü büyük firmanın garajları bu tarafta. Netlock'tur, Ekol'dür, ne bileyim Alişan'dır, Mars'tır vesaire vesaire vesaire. Hani yok Mars'ınki burada değildi ya, pardon. Neyse yani hani reis açtır, Mars diyorum, reis açtır. Ya arkadaş, bu bir dünya tır zaten buraya geliyor. Artı bir sürü devasa firmanın garajı burada yani. Lan en sağ şerit, ya arkadaş 70 ile gidiyorsan lan bari orta şeritteki tırları kitleme yani ya. Bir de korkuyor, sollamaya da korkuyor. Ya da ne bileyim ortaya geçiyor, lan sağa geç diyorsun adama geçmiyor, sağından sollasan korkuyor. Ya enteresan işler ya, böyle trafiği de felç ediyor, bizi mahvediyor. Neyse, yapacak bir şey yok baba. Ne diyoruz? Sür baba, Allah'ın ne diyoruz. Evet, biraz işten bahsedelim. Üçüncü seferimize geri dönüyoruz arkadaşlar. Yani sizin o ilk izlediğiniz video benim ilk seferimdi. Zaten orada da söylemiştim. Şansa 3 defa bu tarafa geldim. Yani 3. kez tekrar doğuya dönüyorum. Yani sağ olsunlar, şirkette böyle bir şey var gördüğüm kadarıyla. Herkesi böyle, yani Türkiye'nin dört bir tarafından şoförü var. Kiralık arabalarla beraber, yani 100'ün üzerinde araba varmış galiba. Evet, burada biraz hava yağışlı gibi. Abi yani herkesi kendi isteği doğrultusundaki istikametlere yazıyorlar. Hani ellerinden geldiğince tabii, işin durumuna da bakarak. Ya ben işte ya çocuklarım ufak, en azından haftada bir eve gelebilsem çok güzel olur falan yapmıştım. Sağ olsunlar. Ya 3 hafta oldu baba. 3 sefer attık. Yani tabii bu sefer biraz karışık bir sefer. Ama dönüşümüz banko Urfa tarafına oluyor. O da güzel oluyor yani. Hani bakıyorum İzmir tarafında çalışan arkadaşları Ege'ye yazıyorlar mesela. Ya oturan arkadaşlar. Uşak'ta oturanlar var. Antalya tarafında oturanlar var. Mesela ilk seferimizde işte Urfa'daki Namet çiftliğinden yükledik.
İstanbul yani Çayırova Namet fabrikasına geldik. Dönüşümüz tekrar Namet'ten yükledik. Yine İstanbul'dan yani Çayırova'dan yükledik. Bu sefer Doğu Seferi'ydi. 5 ayrı noktaya ufak ufak mal bıraktık. Yani gelirken tabiri caizse karkas et getiriyoruz. Namet'ten tekrar yüklediğimizde işte sucuktur, kuşbaşıdır vesaire bu reyonlarda hazır satılan ürünler diyelim. Salamdır, pastırmadır vesen filan filan işte. Gibi ürünleri tekrar paketli ürünleri götürüp bayilere teslim ediyoruz. 5 i̇şte nokta vardı. Neresiydi? Niğde, Adana, Maraş, Antep, Urfa, Aintab. Rahmetli Kemal Sunal, Aintab. Gazi Aintab. Gaziantep, oradan da Şanlıurfa vardı. Tabii o çiftlik tarafına gidiyorsanız fabrika boş göndermiyor. Ama madem çiftliğe doğru gidiyorsun, yani Urfa'ya gidiyorsun, çiftliğe gidecek emanetler var deyip onları da sana size kilitliyorlar. Bir iki palette öyle malzeme alıyorsunuz ama yük zaten 10 tonu geçmiyor oradan yükleyince. İlk seferimiz öyleydi. İkincisinde tekrar yine oradan yükledik. Çiftlikten. Buraya İstanbul'a geldik. Sonra ben buradan Antalya'ya yükledim. Antalya Namet bayisine işte malzemeyi indirdim. Antalya'dan Eşme'ye geçtim. Uşak Eşme'ye. Orada Gedik Bilic'in fabrikası var. Zaten Dorsemiz'de Gedik Bilic'in reklamı var. Fotoğraflarda falan görmüşsünüzdür. Instagram'da falan. Yani dediğim gibi şirket iki ana fabrikayla çalışıyor. Biri Namet, biri de Gedik Bilic. Bazı dorselerde Gedik, bazı dorselerde Namet reklamı var. Bazılarında reklam yok vesaire. İşte ben şöyle sola gideyim dayı, sen rahat solla, benim arkam boş. 90'ı geçmediği için arabamız. İşte Uşak Eşme'ye geçtim. Oradan tekrar yükleyip bu sefer piliç yükledik. Hazır tavuk ve tavuk parçası malzemeleri. Oradan da iki nokta. Niğde merkez. Gedik bayi. Ondan sonra da ne oranın adı? Adıyaman Gedik bayi. Ama var ya yani gene işte o deprem muhabbetine gireceğiz. Yani ya Adıyaman tarafına giderken güzergahımız işte Maraş Pazarcık, yani otobandan çıkıyorsunuz, oradan Maraş Pazarcık'a giriyorsunuz. Pazarcık'tan Adıyaman Gölbaşı, Gölbaşı'ndan da Adıyaman merkeze doğru dönüyorsunuz. Ya Pazarcık merkez üssü, ben orayı ilk defa gördüm depremden sonra. Ya ben orası duman olmuştur diye düşünüyordum. Beklediğim kadar değil, hatta beklediğimden çok daha az bir hasar vardı. Hasar yok mu, var, ciddi hasar var ama hani diğer illerde bu kadar büyük yıkıntı olunca dedim pazarcı dümdüz etmiştir. Yani Allah muhafaza filan diye düşünüyorum. Var hasarlı böyle işte oturmuş binalar, hasarlı binalar vesaire. İşte bir tarafta molot kaldırıyorlar. Bir tarafta yıkım var, bir tarafta güçlendirme çalışmaları filan devam ediyor. Abi ama Adıyaman Gölbaşı, arada birkaç tane köy ve Adıyaman merkez. Ya gördüğüm kadarıyla tabiri caizse doğru düzgün ayakta bir tane sağlam bina yok ya. Yani ciddi hasarlar almışlar. Hatta bir kısa video çektim Adıyaman'da ama sonra paylaşmadım ya. Hem hakikaten çok kötü ya. Allah yar ve yardımcılar olsun yani. Bir Hatay'ı görmüştüm ama Hatay'ı geceleyin gördüm. Ya daha önce gündüz gitmiştim bir defa. Bomboş geldi şehir bana hani. Gece acayip boşluk, hani sessiz. Hatay cıvıl cıvıl bir şehirdi. Antakya yani, Hatay merkez. Bir de burası yani en çok ama hasar almış olarak gördüğüm yer Adıyaman ve Adıyaman Gölbaşı yani. Bak Nurdoğan'da bir sürü yer vardı. Gaziantep Nurdoğan'da, İslahiye'de vardı. Ama bilmiyorum. Allah tekrarını yaşatmasın ne diye. Neyse bu konuyu kapatalım. Değil mi? Adıyaman yükledik. Geri döndük Urfa'ya. Urfa Namet'ten tekrar yükledik. Tekrar Çayırova Namet'e geldik. Şimdi Çayırova Namet'ten yükledik. Adana depoya gidiyoruz. Orada da bir büyük bir soğuk zincir şeyinin, yani Polar depoya gidiyoruz. Polar XP'nin deposuna indiriyoruz orada. Bayi orayı kullanıyor demek ki.
Ya da onlar dağıtıyor Adana'nın, Adana bölgesinin, onu bilmiyorum artık yani. Direkt Adana'ya gidiyoruz. Sonrasına bakalım Adana'dan bir şey yükleyip ne tarafa doğru gideriz bilmiyorum ama bugün günlerden pazartesi 12 Haziran. Benim cuma günü sabah Urfa'da olmam lazım. Cuma günü gece tekrar kendi özel aracım ve çocuklarımla beraber yola çıkmam lazım. İnşallah bunu da sefer sonunda böyle editleyip, siz bunu izlediğinizde Allah kaza bela vermez bir aksilik yaşamazsak, ben kuvvetle muhtemel izne ayrılmış olacağım siz izlerken. Öyle yani. Yani genel olarak hiç sevdik. Diyordum ya, o ilk tur bir nevi şeydi, deneme turuydu. Hem benim için hem şirket için. Biraz da beni görün ya bir saniye. Dediğim gibi hem benim için hem şirket için bir deneme turuydu. Şey, çok sağ ol gittik ama sağ ol, arkamızda araba yokmuş. Ya o deneme turu başarıyla geçti. Hem şirket adına, yani şirket tarafından benim açımdan, hem de benim şirket açısından benim tarafımdan değil. İki tarafta birbirinden memnun kaldı şirketim için. Ve işe devam ettik. Devam edeceğiz de bir süre. Bakalım, eğer yetiştirebilir, pasaportu falan yetiştirebilirsek belki yazın bir şirketle görüşüp hazır tatilken bir de Avrupa'yı denemek istiyorum aslında. Hem ailem de bunu görmüş olur. Bir ufak transport da yapmış oluruz. Yani çocuklar nasıl olur? Çünkü o iş biraz daha mesafeli, daha uzun sürüyor. Çok erken gelsek 20-25 gün sonra evimize geliriz. Ama tabii kısmet belli de olmaz yani, gidebilir miyiz, gidemez miyiz? Şirket eder, edemez. Biz pasaportu yetiştiririz, yetiştiremeyiz bilmiyorum. Yani durumlar bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi gidince norm, kuvvetle muhtemel benim tahminim Adana'dan Diyarbakır yükleyeceğiz. Çünkü araba ben izin ayrılmadan önce Diyarbakır servise gidecek. Şanlıurfa'da Ford Trucks'ın servisi yok. Ya Diyarbakır ya da Gaziantep servislerini kullanıyoruz. Bazı ciddi eksikleri var arabanın, yapılması gereken şeyler. Ve izin ayrılana kadar kullanalım, sabredelim. İzine gittiğimiz zaman hazır mesafe uzayacak. O arada yaptırılır. Araba gereksiz yere yatmamış olur. Ha, orada başkasına verirler. Bizim dönüşümüzde arabamız değişir. Ya da bizi bekletirler. Biz yine bu arabayla devam ederiz. Bilmiyorum. Bakarız. Ama ben bir 20 gün kadar falan olmayacağım. Zaten işe başlarken bu şirkette de konuşmuştum. Ben demiştim böyle böyle. Benim böyle bir izne ihtiyacım var. Tamam dediler. Sağ olsunlar. Onu ayarlamaya çalışıyorlar. İnşallah kazası belası varırsak iznimize gideriz. Çok önceden ayarlanmış bir tatil planımız var. Önce onu aradan çıkartacağız çocuklarım için. Ben onlara söz vermiştim. Çok önceden de yerimizi fena yırtıp ödemesini yapmıştık yani. Şey, onları bir tatile götüreceğim bir hafta kadar. Oradan da tekrar memlekete geçeceğiz. Bayramda, bayramdan sonra da ince ince Urfa'ya döner. İşimize başlarız abi. Bakalım sıcakta nasıl olacak abi. Ben çok onu merak ediyorum. Yani geçen gün, geçenki seferimde ya böyle Pozantı'dan aşağı doğru, yani o meşhur Tekir rampasından aşağı doğru inerken daha aşağı inmedik yani, Adana'ya varmadan 15-20 kilometre kala deli gibi inen başladı. Ve hani takografım orada bir yerde doluyordu. Zaten uykum da geliyordu. Yatmam lazımdı birkaç saat. O işte Nida Adıyaman yaptığım gün abi. Ya 3 saat falan yattım ama nasıl yattım bilmiyorum. Yani altıma bir şort giydim abi, üstümde atlet ya, hayal etmeyin orayı ama. Yorgan morgan hak getire, camları yarıya kadar indirdim. Dedim sinek minek hiçbir şey umurumda değil. Yani hani arabada park kliması falan bir şey yok. O. Zaten normal klima da sağlıklı çalışmıyor. Hani yapılacak işlerden bir tanesi de o. Dedik artık öyle yatacağız. Zaten frigo bir taraftan anasını satayım. Bangır 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 kafamızda çalışıyor. Ama alışıyoruz yavaş yavaş. Yani çok kötüydü ya. Bu tarafa gelirken bugünkü şeyimizde de aynı. Yani bu seferimizde de işte Adana'da 45 verip bir şeyler yiyecektim. Dolapta ufak bir şeyler hazırlayayım. Normalde bir şeyler yapmayı planlıyordum yani. İşte melemen de olsa, çocuk yumurta falan gibi bir şey. Yok abi, öyle bir şey var ki. Nem mübarek şehirde. Dedim bu böyle olmayacak. Ne yapalım?
şey yapalım. Hemen böyle domates salatalık falan doğradım. Azıcık bir ekmek, bir çay demedim. Abi çay içiyorum, şapır 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 ter akıyor. Şimdi ufak ufak terliyorum. Sebebi çıkmadan önce işte bir ufak duş almıştık. Havada malum kapalı, nem var ince ince. Diyorum ya, klimamız da sağlık çalışmadığı için özellikle çekim yaparken de camları kapatıyorum. Camları kapattığım an ufak ufak terlemeye başlıyorum. Zaten çok terleyen bir adam. Yayınlardan falan hatırlarsınız. Karşımda böyle devamlı şey çalışırdı benim yani. Vantilatör. Ben klimadan çekiniyordum oraya. İnsan olduğu odaya klima taktırmamıştım. Çünkü çok terliyordum, çarpar beni diye. Vantilatörü böyle ufak devirde çalıştırdı. Öyle terlemeden yayın yapmaya çalışıyordum. Yani şu an Hendek sapağına geçiyoruz. Durumdan ibaret arkadaşlar. Bu arada abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Geldik buralardayız artık. Elimizden geldiğince en az haftada bir defa video atmaya çalışacağım. Yine birazcık daha böyle oturalım. Arkadaşları biraz toparlayalım. Otursun şeyler, videolarımız filan. Ondan sonra şey yapacağım. İşte belli bir gün belirleriz inşallah ilerleyen dönemde. Sonra rutin haftalık olarak o gün elimden geldiğince videolar atmaya çalışayım. Standart bir günümüz olur. Sallıyorum. Çarşamba günü akşam 5 mesela. Ya da hafta sonu işte pazar günü öğlen 1 misal gibi. Ya belli bir gün ve belli bir saatimiz olur. O saatlerde yayınlamaya çalışırız. Videolarımızı böyle rastgele atmayız. Haftalık en az bir tane video, arada bir iki tane belki shorts falan bir şeyler yaparız. Ama şimdi ben yola devam edeyim. Malum telefonla çektiğim için sıkıntı oluyor biraz. Bir taraftan da gözüm hep yolda, böyle polis varsa kilitler ha. Direkt girişini kilitliyorlar ha. Hiç durdurma falan yok. Arkadan yapıştırıp gönderiyor polis amcalar, sağ olsunlar. Yazık günah. Ceza da yemeyelim. Biraz da rahat sürelim. Biraz da camı açayım, terledim oğlum. Haydi. Kalın sağlıcakla. İlerleyen dönemde görüşürüz. İlerleyen yollarda görüşürüz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, Ankara'dayız. İnşallah çıkabileceğiz. Bir dangalak yüzünden böyle kilitlendik kaldık burada. Ne şükür ileri alabildi. Sorumsuz herifler ya. Ulan oraya araba mı bırakılır ya? Sırf bunu göstermek için böyle şey yaptım. Şuradaki sağdaki araba bakın. Şu Alim Dorsi'li. Adam tam köşeye bırakmıştı arabayı da. Yok hava yaptı filan diye. Lütfetti beyefendi de. İleri aldı. Kurtardık. Yarım saattir adamı bekliyoruz ya. Ne tesadüftür. 63 plaka ya. Genel olarak tesislerin hiçbirinde ya, benim gördüğüm tesislerde, diğer yollarda filan bu 63 plakalara karşı, yani Urfalılara karşı bir şey var. Şansımıza bizim de kullandığımız araba 63. Abi böyle bir sorumsuzluk yok ya. Vallahi böyle bir sorumsuzluk yok ya. Yani. Ankara işte Kazan gişelere çok az bir yolumuz var. Oradan Ankara çevre yoluna bağlanıp sonra Niğde otoyola geçeceğiz. Ya sırf bunu söylemek için açtım aslında. Burada kayıt almayacaktım. Gecenin saat 11.30-12'si. Neyse, yapacak bir şey yok. Bu da bu işin cilveleri işte. Gencecik bir çocuk. Sorumsuz herif. Arabanı az ileri al dediğimizde de abi araba hava yaptı diye yalandan depoların orada uğraşıp duruyor. Bunlar da çıkış araba park etmişler. Çok güzel. Abi. Ortalık şaheser dolu ya. Vallahi billahi ortalık şaheser dolu yani. Ne diyeyim ben. Neyse. Yolumuz uzun beyler. İlerleyen saatlerde görüşürüz. Muhtemelen sabahleyin boşaltmaya doğru açarım tekrar. Hadi bakalım. İleride görüşmek üzere. Herkese günaydın arkadaşlar. Tarih 13 Haziran, saat sabah 06. Yaklaşık yarım saat oldu yola çıkalı.
Niğde'ye yaklaşırken böyle son Niğde kişilerine kadar şimdi 50-55 kilometre falan kala iptal oldum artık, böyle şey görüyorum ya, halüsinasyon görmeye başlamıştım yani. Bu yolda da işin kötü tarafı, doğru düzgün tesis yok. Hani yeri ayarlamışlar, ilk videoda da söylemiştim. Ama kapatmışlar. Faal değil. Öyle bir sıkıntımız var. Bir tane tesis girişi yani kapalı. Çıkış tarafı geniş olan yeri artık arabayı çektim. Gitmiyor yani. Daha fazla gidemem. Hatta 10 dakika ileride tesis vardı ama gözüm kesmedi oraya gitmeyi. Arabayı sağa yanaştırdım abi. Oldu kafayı 1-2 saat uyudum böyle. Sağ olsun abi, Ahmet'le yüklediğimiz zaman uyutmuyorlar zaten. Gerek 2 defa mı? 2 defa aradılar. Bu işin sevmediğim tek tarafı abi, devam etmen lazım. Kaptan devam etmen lazım. Devam et de lan, kaptan robot mu diyoruz? Radar. Yani neyse dedik. Çıktık, son böyle bir 230 kilometre kadar yolumuz var. Onu da 3,5 saat içinde gitmemiz lazım. Gidebilir miyiz bilmiyorum. Ben zannetmiyorum gidebileceğimizi. Neymiş, 9,5'da gir abi. 3-4 saat beklemezsin. Ama kısmet, yapacak bir şey yok. Yani biz insanız da robot değiliz yani. Dedim şöyle bir sabah sabah sizlere selam vereyim. Hatta şöyle bir ufaktan yoluna çekeyim size. Abi böyle bir şey yok ya. Vallahi böyle bir şey yok ya. Lan bu Namet'ten ne zaman yüklesem arkadaş? Lan uykuyu haram ediyorlar bize ya. Sür kaptan sür. Lan oğlum sen malını yüklemişsin. Senden çıkmış yani daha. Bayi düşünsün, götüren adam düşünsün ya. Alacak olan vatandaş aramıyor. Gönderen adam arıyor ya. Enteresan. Ulan kahvaltı mahvaltı hak gitti anasını satayım. Bir iki tane bisküvi, burçak. Lifli, dok tutar. Dikkat, reklam içerir filan. Reklamlar filan. Bir iki tane bisküvi, bir iki tane civara, bir bardak kahve. Zaten bugün kahve içmekten anam ağladı. 3-4 tane bende vardı yolda, 5 tane daha böyle işte, ikisi bir arada Nescafe almıştım. Toplam 8-9 tane kahve vardı, 4 tane kalmış yani satayım. Herhalde 5 tane falan içtik. Perişan ettik kendimizi ya. Hava hafif kapalı, Niğde civarında 12 derece gösteriyor araba sıcaklığı dışarıda. 90-90 gidiyoruz. Muhabbet sokağı numara 90. Boşa mı gidecek bunca çaba? İçim ürperiyor ya, evde yoksan diyor Orhan baba. Ya bir taraftan perşembe günü öğleden önce eve düşmek istiyorum. Çünkü hani dedim ya, cuma günü akşamleyin şeyimiz var. Ulan kuş Allah belanı vermesin ya. Ben diyorum arabanın içinde sinek mi uçuyor ya? Cuma günü akşam yola çıkacağım. Muhtemelen çıkmam gerekecek. Gerekiyor daha doğrusu. Perşembe günü sabahtan gideyim ki hem hazırlığımı yapayım hem dinleneyim baba yani. Değil mi? Ama yok. Sırf ondan, ama bir taraftan da diyorum ki inşallah 9.30'u geçer. 3-4 saat o zaman bekletiyorlar. La, vurur kafayı yatarım, ama bir taraftan da diyorsun ki gittiğin yer Adana kardeşim. O sıcakta nasıl yatacaksın? İşte olaydı bir 540 Volvo'muz. Park klimalı bir arabamız. Açardık park klimasını. Buz ki buyurduk anasını satayım. Bırak park klimasını, normal klimamız yok lan.
Nerede bu devlet? Nerede bu millet kardeşim? Vallahi billahi ya. Vallahi uykusuzluktan saçmalıyorum, farkındayım. Hakkıysa helal edin. Karar neyse. Araba tonajlı gidiyormuş gibi yakıyor nasıl satayım. Hayvan gibi bastırıyorlar ya. Ya inşallah şirket bu yaktıklarının karşılığını alıyordur bunlardan yani. Hani benim için fark etmiyor. Benim tekerim döndükçe bana yazıyor tabiri caizse ama umarım ekmek yediğimiz yerde kazanıyordur yani. Bu kadar bastığımıza değiyordur. En son geceliğin hatırlıyorsunuz. İşte Ankara civarındayım demiştim ya bir salam tövbe ya. Zeki bir kardeşim sayesinde Aybi'ye bir yarım saat mola vermek zorunda kaldık orada. Yani öyle bir şey ki hani orada 45 için bile durdum. Yani 45 tam 45 dakika oldu marşa bastım. Yani hani dedim gidebildiğim kadar gideyim. Biliyorum çünkü böyle olacağını. Hani ondan met yatırmayacak abi bu adamlar biz. İşte ise yaklaşalım yani. Abi adam zaten böyle hafif zikzak yaparak çıkıyorsunuz şeyden. Tesisten. Adam getirmiş sağ tarafı köşeye koymuş. Benim elimden bir tane şey çıkacak. Ne onun adı? Ya açık kasalı Mercedes çıkacaktı. Aksor. Ya adam çıkamadı arkadaş ya. Vallahi çıkamadı yani. Sıkıştı kaldı. Ya arkadaş diyorum bak buraya araba mı park edilir? Abi diyor hava aldı araba. Yani hava yaptı demek istiyor. Ne hikmetse önündeki arabalardan biri çıkınca arkadaşın hava sıkıntısı bir anda geçiverdi anasını satayım. Neyse. Şu ileride polis olabilir arkadaşlar. Telefonu böyle elimde tutmam sıkıntı olabilir. Bir de üstüne polisle vakit kaybetmeyelim. Cezası neyse de. Şimdilik kapatalım. Niğde'deki şeylerdeyiz. Buradan arayınıza selam olsun. Bozantıyı çıkarken tekrar bir daha şey yaparız. İnerken çekemem muhtemelen de çıkarken çekerim. Ya da adamın içinde. Orada görüşürüz. Hadi bakalım. Şimdilik bahis. Evet arkadaşlar. Yolda trafik çok yoğundu. Onun için video çekemedim. Çok fazla da polis ekibi vardı. Geldik. Reysaç Polar Depo'dayız. İndirme yerimize. Rampaya yanaştık ama kapakları açma. Biz haber vereceğiz dediler. Biz de bekliyoruz. O arada dedik bir kahvaltı yapalım. Şöyle domatesimizi, biberimizi doğradık. Tavamız hazır. Burada çayımız kaynıyor. Çayımız demlensin. Ondan sonra menemen yapacağız. Arabayı boşaltacağım. Onun için çok bir şeyim yok. Hani buraya çok yerleşmedim. İzine giderken arabayı boşaltacağım. Ondan dolayı öyle ufak tefek şeylerle idare edeceğiz. İnşallah ilerleyen dönemlerde böyle çok 10 numara 5 yıldız yemekler yapacağız. Bu da bizden. Ben sigarayı çekmeseydim iyiydi. Öyle. Şimdilik böyle arkadaşlar. Bu videoyu burada bitirelim. Sonu şey oldu aslında, Adana'nın girişini, işte buraya gelişimizi falan çekecektik ama dediğim gibi Adana'nın içi şeyin, Bozantı iniş ve çıkış genelde çok yoğun oluyor zaten. Orada devamlı işte motor freniydi, vitesti vesaire çok uğraştığım için bir taraftan da telefonla çekmem olmayacaktı, çekemeyecektim. Adana'nın içine çekeyim dedim, orada da çok fazla polis ekibi ve çok ciddi yoğun bir trafik vardı. O da olmadı. Buraya dönünce de bilmiyorum. Unuttum yani dönüşten sonrasında da. Pardon. Öyle yani. Bu da böyle olsun. Hakkınızı helal edin. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdiden hepinize hayırlı bayramlar. Bye.